İyi günler. Makat muayenesi bizim alanımızda hastalıkların tanısında neredeyse %90'lık bir tanıyı getirir. Onun için yani burada bizim tıbbın diğer alanlarında olduğu gibi en önemli şey hekimin hastayı muayene etmesidir. Sıklıkla hastalar bu muayeneden çekinirler. Özellikle erkek hastaların bundan daha fazla çekindiğini gözlemliyoruz. Bizim hastalarımız üzerinde yaptığımız istatistiklere göre ülkemizde kadınların makat sorunu başladıktan sonra hekime gelmeleri yaklaşık 2 sene tutar. Ama erkeklerde bu 5 yıl civarında tutar. Kadınların daha sık gelmesi daha çok böyle kadın hastalıkları doktorlarına zaten gitmeye rutin kontrol amaçlı alışık oldukları için daha kolaydır. Ama erkeklerde özellikle böyle erkeksi muhabbetlerde ya işte o bölgeye parmak mı yaptıracaksın filan gibi böyle şeylerle bu devamlı geciktirilir, ötelenir. Kimi zaman utanma, kimi zaman sıkılma, kimi zaman da kötü bir sorunla yani acaba kanser mi çıkar ya başver ya basurdur filan deyip bunu erteleme yoluna giderler. Bu çok sık rastlarız. Bunun dışında bir de şu olur, o bölgenin mahremiyeti veya kişinin kolaya kaçması sebebiyle çok sık bizim Instagram'da DM denilen işte direkt mesaj şeyinden ondan sonra sık hastalar yazar. Der ki işte hocam şu sorunum var, bir fotoğraf atsam şey yapar mısınız? Bakınız öncelikle bir fotoğrafla, video atmak isterler bir videoyla, rapor sonucu atmak isterler rapor sonucuyla. Veya bir mesajla hastaya tanı koymak kanunen yasaktır, sakıncalıdır ve çok ciddi sorunlar doğurur. Şimdi örnek, hekim onu görmedi, basit bir fotoğraf attı, o fotoğrafın çekildiği açı vesaire falan nedir bilmiyor. Hatta ya çok önemli bir şey yok, al işte A ilacını kullan veya B şeyini uygula diyebilir. Dediği takdirde altta yatan belki bir uru vardır, onu atlar bilemez. Ve olay, hasta da ona alışır, kullanır. Aradan bir sene geçer, iki sene geçer, kullanıyor. Bir bakar, problem çok büyür. Gider ki, oho, Atalan Üsküdar'a geçmiş, bakmış, kanser çok ilerlemiş. Ondan sonra artık maalesef ameliyat aşamasını geçmiş. Size derler, yani ancak hani ışın tedavisi yapacağız ve kolostom dediğimiz buraya bağırsak kesesi veya pislik torbası yapılacak. O tümörü, dokuyu oradan çıkarabilmek mümkün değil. Ve hastanın işte şu kadarlık bir ömrü olduğu hekim tarafından üzülerek yakınlarına bilgi verilir. Onun için yani burada öyle fotoğrafla, videoyla, efendim işte mesajla, bir tetkik sonucuyla falan bir tanı konulması doğru değildir. Kişinin kendi ikamet ettiği yere yakın bu işle uğraşan bir hekime başvurması ve bu şekilde bu konuya bir çözüm araması doğru ve uygun yaklaşım olacaktır. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Makat hastalıklarıyla ilgili soru ve kafanıza takılan hususlar var ise kanalımızı takibe alabilirsiniz.